arkadaşlar. Yumuşama döneminin diğer çok önemli sorularda yine sıklıkla gördüğümüz bir diğer konusu olan bağlantısızlar hareketine geldik. Daha önceki videolarımızda kısa kısa geçmiştik bağlantısızlar hareketini. Bir kez daha özetle şöyle diyebiliriz pratik olarak. Batı ve Doğu bloklarının içinde bulunmayan, yani ne ABD ne de SSCB yanlısı olmayan, bağımsızlıklarını korumaya amaçlayan, işbirliğini amaçlayan bir teşkilat, bir hareket idi. Bunu da oluşturan nedir? Sömürge olup bağımsızlığına yeni kavuşan Asya ve Afrika ülkeleri oluşturmuştur 1954-55'lerde. Bu hareket için en önemli faaliyetlerden birisi Endonezya Bandung'da düzenlenen konferans olmuştur. Faaliyete geçmiştir. Başlangıç noktasıdır diyebiliriz ki barış içinde ve bir arada yaşamanın 5 ilkesi bağlantısızlar hareketi tarafından belirlenmiştir. Gördüğünüz gibi siyasi bağımsızlık, ikili ittifaklara katılmama, askeri ittifaklara katılmama, herhangi bir ülkeye kendi topraklarında askeri üs vermeme, bağımsızlık mücadelelerini destekleme gibi önemli 5 ilkeden oluşuyor. Ki arkadaşlar bu 5 ilkeyi de uygulamaya çalışmışlardır. Mesela Filistin gerginliğinde Filistin'de barışçı çözümler üretilmesi gerektiği, Kıbrıs meselesinde işte self determinasyon dediğimiz kendilerini yönetmeleri gibi birçok görüşte bildirmiştir bu bağlantısızlar hareketi. Ki arkadaşlar sorularda size bu 5 madde verilir, hangisi yanlıştır denir. Genelde de ikili ittifaklara katılma ya da askeri ittifaklara katılma şeklinde işte oradan bir mahi çıkartarak bu maddelerden birini olumsuz hale getirerek cevabı bulmanızı ister, klasiktir. Bir diğer noktada yine sorularda çok sorulur. Bu hareketin başında 3 tane devlet var. Yugoslavya, Mısır, Hindistan. Hangi devletler öncülere konur? Hangi devletler öne yak oldu, destekledi diye sorabilir. Ya da bunların gördüğünüz gibi liderlerini sorabilir. Yugoslavya, Tito, Mısır, Abdülnasır ya da Nasır, Hindistan'da da Nehru. Bu isimleri de unutmayın arkadaşlar. Bunlar da yine sorulardaki popüler noktalar. Bu videomuzda da bağlantısızlar hareketini anlatmaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere.